Taşıdığımız karakter bize doğuştan mı gelmiştir yoksa biz büyüdükçe onu inşa mı ederiz? Evet benim bu aralar çok kafamı kurcalayan bir şey ama sadece psikoloji kuramlarıyla sınırlı kalmıyorum. Belki dinleyenlere çok garip gelecek ama astrolojiden ilmi simaya işte enegramdan human design'a bütün kadim ve yeni İnsan tanıma ve tanımlama yöntemlerini incelemeye çalışıyorum şu anda. Yani bunların ortak noktaları nelerdir? Buna biraz kafa yoruyorum. Ve e, hani bu mizaç, kişilik, karakter dediğimiz e, bir silsile var ya bununla ilgili çok yazılıp da çiziliyor. Bir şey var ki insanın e, mizacı zannediyorum doğuştan olana bundan hep tanımlarını karıştırma ama bir tanesi hakikaten doğuştan gelen bir baz. Mizaç muhtemelen. E, bu baz çok temel oranda değişmiyor. Ne oluyor? Bunun üzerine o kişilik ve karakter dediğimiz kısımlar yaşarken oturuyor ama bir baz düzey var ve bu baz düzey anlaşılabilir belli sınıflara mensup ediyor herkes. Yani insanlar belli örüntü grupları içinde anlaşılabiliyorlar. Mesela benim bu açıdan en beğendiğim enegram yöntemi. Enegram yönteminin oldukça komplike bir sınıflandırma kafası var. Böyle ilginç bir sistematiği var. Ve bu sistematiği mesela ben kendimle ilgili ve etrafımdaki insanlarla ilgili biraz çalıştığımda işe yaradığını görüyorum. Yani çalışıyor ee, ve bunu eğitimde kullanan çok doğayen eğitimciler biliyorum ve çok ciddi fayda sağlıyorlar. Bunlar da bayağı ciddi insanlar bu konuda. Yani şimdi bir tanesinin ismini versem üst damağınız alta düşer öyle söyleyeyim. Ee, ve bu insanlar bayağı yoğun olarak kullanıyorlar bunu. Ve bu tip bilgiler bize şunu gösteriyor. Hepimiz bir başlangıç potansiyeliyle doğuyoruz ama hayat o kadar zengin bir deneyim ki ben zaten böyleyim böyle gelmiş böyle gider lüksümüz yok. Hepimizin içinde bulunduğu o özel yaşam koşulları ki kainatın tarihinde bir kere olacak denk gelmeler silsilesi bizi benzersiz bir hayat yaşamaya mecbur bırakıyor. Ne kadar karakterimiz, mizacımızda bazı şeyler önceden belirlenmiş olsa da bazı fixlerimiz, sabitlerimiz olsa da hayat son derece kaotik bir yolculuk. O yüzden kendini tanıma sabit bir varlığı tanımak değildir. Her an nasıl yediğimiz içtiğimizde hücrelerimiz değişiyor. Biz de yani zihnimiz de ruhumuz da adına ne diyorsanız devamlı değişiyor. Dolayısıyla kendini tanıma aslında akan bir nehri takip etmek gibidir. Devamlı bir süreçtir. Ve e, öyle ben kendimi tanıdım bitti demek ki buymuş. Mesela bazen görüyorum işte... Enegram gibi yöntemlerle kendi analizlerini çıkarıyorlar ya da yıldız haritasına bakıyor bilmem ne abi Diyor ki abi ben buymuşum. İşte öyle değil hacılar öyle değil o iş. Yani insan akıyor devamlı değişiyor. Orası size o tip kadim bilimler diyelim kadim bilgiler bazı temel fikirler veriyor olabilir. Önemli olan siz bu temel şeyde nasıl akıyorsunuz? Psikolojide Kur'an var bu konularla Onların hepsi genel hatlarıyla insanın karakterlerini çizmeye çalışıyor. Aynı işte vücut tipleri vardır ya armut tipli bilmem ne tipli işte üstü kalın altı ince falan. E, bu vücut tiplerine benzer şekilde aslında karakter mizaç e, örüntüleri var. Bu örüntüler her an değişiyor. Eğer bunu bilirsek sabit bir tanımlama yapıp yine hamakta yatma şansımız yok. Bu bilgiler arkadaşlar sürekli güncellenmesi gereken bilgiler. Çok karıştırdım ama sabit bir tarafımız var. Ama o sabit taraf sörf tahtası gibi yani sürekli bir dalgada o sabit taraf üzerinde hareket ediyoruz. Önemli olan tahtayı nasıl kullandığımız yani işin ustalığı diyerek hiç yapmıyorum. Yine metaforla bu daha. işi çok tatlandırdık.